Herkes diyor ki Down sendromu belirli bir yaşa kadar yaşayabiliyor. Böyle bir şey var mı? Okuldaki öğretmenler hep bunu diyorlar. Siz bunu ne kadar sevgiyle doyurmuşsunuz. Yani ahsaptan zaten ondan çok şüphelendiler. Çok tahlil yaptık. Yani doktorlar falan profesörler bile inanamadılar. Down sendromların en büyük özellikleri taklit yeteneği. Saydıkları şeyler benim şu anda yapmaya çok zorlandığım denge gerektiren evet. ve gerçekten yetenek isteyen şeyler. 10 dakika kendime döndüğüm zaman ben hatalıysam İlk yaptığım iş ondan gidip özür dilemektir. Dinlemek istiyorum. Yeni bölümüne hoş geldiniz. Kıyafetimden de anlaşılacağı gibi yine yakışıklı konuğum Asaf'la <laughs> devam edeceğiz. Çak. Ay Çok da romantik ya. <laughs> Ama ben sana soracağım bunun hesabını. Manolye'yi <laughs> sana soracağım. Bir Manolye varmış. <laughs> Elif ablacığım şimdi tamam. sana biraz teknik sorular soracağım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, bir de bu durumla baş başa kalan daha yeni yani. anneler için biraz tecrübelerini ve aslında ne yapmalı yol göstermeni isteyeceğim. Şimdi bizim bildiğimiz yanlış bir dur durum var. Herkes diyor ki Down sendromları belirli bir yaşa kadar yaşayabiliyor. Böyle bir şey var mı? Yok böyle bir şey yok çünkü zaten Almanya'da falan bunun çok şeyleri var. orada klinik var, 80 yaşında bile, bütün hepsi dans sendromlu ve o kadar neşeliler ki bunlar bu grup haline geziyorlar falan. Hiç öyle bir şey yok yani. Bu sağlıkla alakalı bir şey. Yani sağlığı işte yoksa problemi, işte ha, kalp problemi, bizim gibi. evet normal yani. İşte çoklu organ yetmezliği den gitti diyor mesela. Aynen. Ha, aynen tamam. onun gibi. Yani Güzel. bunlara tabii ki sizin bunun sağlık şeyini takip etmeniz lazım yani rutin 6 ayda bir mesela biz bütün her şeyini yaptırıyoruz ama siz bunu hiç kontrol etmezseniz işte hmm. tiroidleri kötüye gidip başka bir şey olabilir Aa. kalbi başka bir mesela ben ilk asla e, bebekken cerrah paşaya gidiyorduk ben çok o zaman ağlıyorum falan böyle şeyim falan bir gittim bir bakıyorum bütün Down sendromlular 100 tane Down sendromlu anne ve baba ve bebekler oradalar yani. Kiminin kalbi dışarıda, kiminin bağırsakları dışarıda, kiminin böyle şey vücudunda kolesterol yok, çöp gibi. Yani o kadar değişik şeyler yaşadım ki gördüm ki sonra asafa baktım. Yani dedim ki yani yok bir şey diye. Yani ben o zaman şükretmeye başladım. Bu hastalığın dereceleri mi var? Tabii. Ağır olanı var, hafif olanı var. Mesela e, kromozom 21 şey, e, kromozom. Neydi? Mozaik diye bir şey var. On birebir normal insanla aynı değerde. Hiçbir farkı yok. Yani asaftan zaten ondan çok şüphelendiler. Çok tahlil yaptık. Yani doktorlar falan profesörler bile inanamadılar. Yok ya falan diye hani odur diye. Ama yaptık öyle değil. Ama ondan çok yakın. Çıkıyor, yani ee, diyelim bir hastalığı var. Aile çok ilgilenmezse. Aynen bu alaka ve ilgiyle çok alakalı. Mesela bizim sistemimizin dışında bir tane var, şu anda tabii 40 yaşlarında falan, kapıdan kim geçiyorsa küfür ediyor. Hmm. Ama o çocuğu öyle öğretmişler, öyle öğrenmiş. Öyle. Çünkü Down sendromlarının en büyük özellikleri taklit yeteneği. Hmm. Taklit yetenekleri çok kuvvetli. Hmm. Evet. Daha Hı? çocukken daha da şeydi, daha ufakken çok yani inanılmaz şimdi hay inanılmaz hayvan şimdi taklitleri yapardı. Yok artık yapmıyor şimdi. ya <laughs> Yani çocukken tabii inanılmaz hayvan şey taklidi yapardı. Aynen, yani aynı. tabii tabi hareketlerine kadar. Yani biz şaşırırdık bunu nasıl yapıyor diye. Biraz önce hobilerini sayarken saydıkları şeyler benim şu anda yapmaya çok zorlandığım denge gerektiren evet. ve gerçekten yetenek isteyen şeyler. At binmek, paten kaymak, yüzme, hızlı yüzmek falan. Bunlar gerçekten yetenek isteyen şeyler. Gerçek bir tanesini tamam teyzesi var. Evet. Teyzesi ama at binmek. Ya hayvanlara karşı inanılmaz ya at ve inek Bin ama daha sen hepsinde bir inek sevgisi var. Aa evet. Birelim hatta acaba. hatta bir film vardı ben öyle izlemiştim. Yani gökyüzünde çıkıyor çocuk işte İnek in, inekle şeyi hayalinde bir inekle Aa. şey yapıyor tabii yani böyle acayip ya inek şeyleri hepsinde var. Bu yani. şey yani bir, yani esasında dans sendromlarının hepsi bir fotokopi makinasından çıkmış bireyler gibi. Zaten birbirine benzeme sebepleri hepsi de Hepsi de huyları da benziyor. Hepsi müzik, hepsinde dans, hepsinde At sevgisi, inek sevgisi yani bunların Aa. yüzde hemen hemen bütün Down sendromlarında olan şey bunlar. Şimdi biraz önce bir tane var bizim senin dışında dedin. Hep gelene geçene küfür ediyor. Evet. Bu aileyle ilgili bir şey. Tabii ki. Senin buradan tabii şimdi Down sendromu annesi olarak bu annelere yeni Down sendromu annelere bir şey söylemen lazım. Bir kere sabır mı? Vallahi e, ilk önce sabır. Yani sabır e, ilk önce kabullenmek tabii kabul edeceksin geçmeyecek, geçmeyecek. Ve, ve bunu hediye olarak kabul edecekler sonra e, sabır çünkü sabır çok kıymetli bir şey çünkü e, mesela ben Asaf bana şu anda bile bu yaşta bile soru sorduğu zaman ben mutfakta iş yapıyorsam elim kirliyse Asaf bir dakika yavrum diyorum elimi yıkayım sonra elimi yıkarım dönerim gözlerinin içine bakarak efendim yavrum ne söylüyorsun derim onu öyle dinlerim Allah da dağına göre kış veriyor yani. Yani e, küçükken bile otururdum önüne aynı hizaya gelip onunla öyle so şey yapar. Hiçbir zaman hani bebek gibi işte mıy, 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 mıy konuşmak değil. Geçiştirmedin. Geçiştirmek yok asla. E, normal bir insanla nasıl konuşuyorsan sen bir yetişkin bireyle aynı o şekilde konuşuyorum onunla. Yani bu çocuktur onu işte çocuk diliyle anlayacak şekilde hayır öyle değil bir yetişkine nasıl anlatıyorsan ama biraz daha kısa ve net. Çünkü e, algılama kapasiteleri biraz daha e, zor. Onun için net olmak lazım. Yani onu anlatacağınız şey net olması lazım. Net olduğu zaman zaten o hemen tamam anneciğim anladım diyor ve ona tekrar atıyorum. Hani ne anladın? Hmm. Anladığını bana söylediği tamam yavrum doğru anlamışsın budur. Yani ilk önce sabırdır bunu şeyi. Yani sabır ve çocuğa kıymet vereceksiniz. Hiçbir zaman ötelemeyeceksiniz. Bu normal çocuk için de geçerlidir. Ay, doğru doğru. Yani Geçiştirildiğini anlıyor, anlıyor. Saygı esasında... saygı da Anneciğim yüksek sesle söyle. Mesela evet de, demiyorum ben mesela saygıyı ha? bazen hı hı diyorum. Ay, evet, evet de evet. diyor. Evet de ve asla e, Mesela ben bile yani karşındaki konuştuğum kişi için derim ki yüzüme baksın. Göz teması kursun. Doğru. Çünkü beni ben... bana değer verdiğini anlarım o zaman. Ama onu hiç o şey yapmasın. Hatta telefonla şey yaptığın zaman yani o yani ben dinlemiyor ki ben bunu boşuna niye konuşuyorum? Yani o ya şu şey anda oluyor. O çok tanıyorum ben kendim. Yani o telefonla çok ilgilendiğim için. <laughs> Çocukla çocuğunuzun yanında yapmayın ama. Hiçbir zaman. Çünkü onlar onların iç dünyası çok farklı. Bizim gibi değiller. Bir de bu yaştaki yaşanan çocukların travmaları ileride onların hayatında çok daha büyük dağ gibi önlerine çıkıyor. Siz o travmayı ona yaşatmazsanız onlar ona hiçbir zaman ileriki yaşantılarına engel olmaz. Biz bir tura gittik. Turda işte yedi gün geçirdik. Ve turda da kaldığımız otel tahta bir otel bütün odadaki sesler birbirine gidiyor yani öyle evet, bir evet. sistem bir yerde kalıyoruz. En son işte bindik artık evimize İstanbul'a dönüyoruz. Oradaki iki tane şey vardı delikanlı. Geldi bana dedi Elif abla dedi ya dedi seni tebrik ediyorum. Neden dedim ben hani şaşırdım niye yani şey. Bir kere dedi sesini yükseltmedin bu çocuğa. Bir kere hani af, asaf tamam dur yapma etme hani bu hiç yani hiç böyle bir şey duymadık. Bir de dip dip odalarımız falan. Yani hiç ben bu senin fark etmemişim bir, ama yani, bir, yani. haftasıydı. Ya bu bir haftaydı yani. Ben tamam insan insan oluyor sinirleniyoruz kızıyoruz. Yani icabında kızmışımdır daha safı belki. E tabii yani, hepimiz evlatlarımıza yani, kızıyoruz. Ama eğer bir on dakika kendime döndüğüm zaman ben hatalıysam ilk yaptığım iş ondan gidip özür dilemektir. Yani ona mutlaka özürümü dilerim. O senden diler mi? Tabii ki. Peki ben sen yokken sonra ben hiç annemi üzmüyorum dedi. Üzmez. Gerçekten üzmez. Yani hiç asla e, Asaf'a mesela Asaf bak şu 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 olacak yavrum dedikten sonra bana haber ver. Veya hatta şu tamam bitmiştir. Yani bir kere söylüyorum zaten. İkincisine gerek kalmıyor bile. Yani bizim bu şeyin en büyük şeyi sabır, sevgi. Tabii yani diyorsun ki kabul evet, Kabul ama ilk önce kabul etmek kabul ettikten sonra sabır ve en büyük şey sevgi. Sen ona ne kadar sevgini verirsen o kadar sevgini alırsın. Okuldaki öğretmenler hep bunu diyorlar. Siz bunu ne kadar sevgiyle doyurmuşsunuz? Sevgi dolu. Dolu. Doymuşsunuz. Yani öyle o kadar da böyle dokunarak öpüyor ya. O kadar çok sevgiyle yani hiç etrafında onun e, şey yok. Ters bir şey yani yok yani ve olan şeyi de ona yansıtmıyoruz biz. Aslında ne kadar zor gibi görünen e, bu tarz durumların e, sevgiyle. Çok daha kolay Tabii bir ki. hale getirebileceğinden de bahsediyorsun. Bir de çok yanlış bilinen bir bilgi olan belirli bir zamanları var. Yaşam süreleri zaten ha, az. Bunların hepsinin aslında zaten normal insanlar gibi sağlık ciğerinde sıkıntı tabii yoksa, ki. pankreasında bir şey yoksa, tabii kalbinde ki. bir şey yoksa zaten normal insan gibi hayatını sürdüğünü de Aynen, söylüyorsun. Tabii ki. tabii. Asaf'ın sağlık durumu gayet Evet. Asaf'ın sadece bir tiroid problemimiz var. Evet. Ee, i̇laç kullanması i̇laç gerekiyor. İlaç Evet. Ona ilaç kullanıyoruz. Zaten doğduğundan beri artık o bizim şeyimiz. Kronik hastalık, hastalığı o. Evet. Hastalık diye kabul etmiyoruz biz onu. Zaten bizim arkadaşımız çünkü doğduğundan truit. beri olduğu için. Evet. E, yani en azından o, bir ilacı var var yani. Yani onun haricinde eee öyle şeylerimiz yok yani çok şükür. Rutin işte kontrollerimiz var, yapıyoruz. Yani bunların annenin e, tabi burada anne babaya da çok şey düşüyor ama babalar yok ki. Iş, anne, işte, anneler için kadar işten. şey değiller. Yani anneler daha duyarlar. Tabi benim Asaf'ın ve benim burada tek şansın şeyimiz tek bebek olma yani tek çocuk olması. Bütün her şeyinizi ona. Aynen. Adadınız. Yani ikinci çocuk, üçüncü çocuk olduğu zaman bu tabii e, çünkü şey bölünüyor. İki kardeş down olan var mı? Var. Acım? Var değil mi? Var. Yani o da e, mesela ben doğum yaptığım zaman 800 kişide birdi. Şu anda 200 kişide bire düşmüş. E, ve o zamanlar öyle bir imkan yoktu diyorlardı ama şu anda var. Yani ee, ya yediğimiz içtiğimiz şeylerden midir artık? Tabii tabii artık. Havada... her şeyin genetiği bozuldu. Yani herhalde onunla bozuldu. alakalı bir şey yani. Bozuldu. Ee, eskiden bu kadar olmayan bir şeydi. Şimdi çok fazla. Şimdi otizm mesela acayip yani. Evet elini sallasan otizme denk geliyor. Gerçekten öyle. Ee, farkındalık haftalarında sayıların arttığını da görüyoruz gittikçe de çoğalıyor. Ya ee, evet. Otizm daha da zor. Yani Down sendromu çocuğa sahip olan insanlar daha şanslılar. Arasındaki fark ne? Dans durumları istediğin kadar iletişim kurabilirsin. O çok kapatırsa Asla. kapatıyor. Asla. Almıyor hiçbir şey. Tabii. Yani iletişim yoksa yoktur yani. Hiçbir şeyle eğitebilirsin. Ne sevgi verebilirsin. O kendi dünyasında, kendi bir dairenin içinde yaşıyor sadece. O da çok zor. O çok zor. Yani bunu her yöne çekebiliyorsun konuşuyor. Yani her türlü kendine şey yapabiliyorsun yani yaşayabiliyorsun ama onlar da öyle değil. Yani Hiç. onların e, ağır olanı çok zor. Bir de hiçbir duygularını ertelemiyorlar. Şimdi dedim ya e, onların gecelerini gönüllü sunucuyum diye. Bir gün sunucu kuliste Hakan diye bir e, bekliyor bir tanesi benim. Bakar mısınız dedi bana. Mert'u dinlesene de böyle yaptım. Buyurun dedim. Ben de Hakan. Buyurun dedim. Bu dedi benim kartım. <laughs> Gitmiş kendine kart yapmış. <laughs> telefon numarasını yazmış. Adını soyadını yazmış. Dedi ki bana ulaş dedi bana. Yansın dedim ki ben değil. o zaman evliyim. Dedim ki hayatım bak kocam var benim. Yanlış anlaşılır dedim. De. <laughs> böyle olmaz. Ben ne ara ya? Ben dedi, seninle konuşmak istiyorum. Hiçbir duygusunu ertelemiyorlar. Yok. Hiç yani. Ya bir de o kadar enteresan <laughs> Aramadım, ki. Aramadım başım belaya girer dedim. şey Annesine kusura bakmayın dedim. Çok çapkın bu. <laughs> yani şey e, hiç böyle yani sevdiği bir insan olsun ama şeyi çok var sevdiğiyle sevmediğini çok güzel bilir. Peki karşıdaki bilir mi Asaf'ın onu sevmediğini? Belleder yani mi? Yani belli Çünkü ya, anlaşmaz ona. Kıskanç yani, mı? Yok. Seni hiç paylaşabiliyor yok. mu Valla Vallahi ben mesela bir çocuk olsun ben seveyim hiç umurunda değil ama melek seni sen... paylaşa tahmin ettim biliyor musun seni paylaşa Onu paylaşamıyor. beni benimle şey yok ama onu asla hiçbir şekilde paylaşmıyorum. Sen de hayatın iki melekle devam ediyorsun. Aynen biz üç melekli grubuz zaten. Muhteşemsiniz <laughs> ya. Size bayılıyorum <laughs> ya. Biz tatile gidiyoruz. Nerede karşılaşsam melek teyzenin yanında mutlaka Asafla Elif <laughs> abla var. Biz tatile gidiyoruz. Üçünüz gidiyoruz. Bize soruyor ya, yani eşiniz nerede? Onlar İstanbul'da. Biz üçümüz tek başına kocaları da bırakmışlar, üçü takılıyorlar <laughs> bunlar. Ne güzel ya, Ay Allah razı olsun. Vallahi. Yani biz... Şimdi Asaf'ın hayallerinden bahsedeceğim. Evet. Nasıl bir hayalin var? Ee, Asafcığım buraya konuşursan, biz altyazı ben... yazarız. Ha, söyle. Asker olmak, damat olmak ve baba olmak. O hepsi de şey istiyor maşallah sen eril eril enerjiler. Asker olacaksın, damat olacaksın, sonra baba olacaksın. Bugün damat gibisin zaten. Peki kızın mı olsun, oğlun mu? Oğlum. Erkek adamın erkek çocuğu olur diye oğlum diye. Bir şey söyleyeceğim. Sen kayınvalidene ne söyleyeceksin? Anne söyleyeceğim. Ay canım. Peki ben ne olacağım? Teyze. Ben teyzeyim. Sana... Peki nerede yaşayacaksınız asa? Vanda. Vanda nerede? mı? Vanda mı? Hı. Ne e var Van'da? Biz Vanlıyız. Ha öyle mi? <laughs> Çok tatlı Vanda evet. memleketine gidecek çocuk. Kıza sor ya kız istemezse Vanda ben alayım mesela. Ben de diyeceğim ki hadi Adana'ya gidiyoruz mesela. Peki bizim bizimle beraber mi yaşayacaksın sen? Uzakta. Uzakta yaşayacak. Bizi de istemiyor ya E Yani aferin tamam. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kaynana, lemaynana. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. <soracağım. gülüyor> Ama bu ayıp yani. Hadi annen tamam Melek teyzenden nasıl ayrılacaksın? Melek teyzen olacak. Meleği alırız ya. Vay. Meleği <laughs> de kıyamadım. Peki, peki sen iş yapmak ne iş yapmak istiyorsun? Ne işletmek istiyorsun? Bir, bir, ovisim. Oh olunca para güzellenirim. Tamam pa ofisin olunca ama ofisin nerede olması lazım? Ne ol olacaktı? Yontaz emekta. Ha, o, babanın iş yeri. Onu demiyorum. Ben senin kendi hayalinden bahsediyorum. Hani ne o otel istiyordun ya. Ondan bahsediyorum. Peki. Otel mi istiyorsun? Evet. Otel aşağı. Daha küçücüktü. Kim para veriyordu ise koşa koşa getiriyordu. Asaf'cığım ne yapacaksın bu parayla? Anne otel açacağım ben. Otel. Bütün bak hayali otel şeyle. Sonra konaklama okuyor şu anda zaten. Bunu siz mi seçtiniz konaklamayı? E, ya Okulumuzda böyle bir şey var. Yani işte e, tekstil, konaklama vesaire bir sürü bölüm var. Aşçılık vesaire gibi. Asaf'ın kendisine bıraktık. Asaf konaklamayı seçti. Ee, öyle orada da başladı. işte 3 senedir. kim olacak alsa? Kim yemek pişirecek? Otelde de çalışanların hepsinin görevi var. öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Sizler misiniz? Yemeği kim yapacak? Kim pişirecek yemekleri? Annem ve teyze. Hiç şu annenle teyzem yani bir gün yüzü de. görmesin yani. <laughs> ay, Hep çalışsınlar. Ay, biz, biz çalışıyoruz. Erkekler ne yapıyorlar? Onlar yüzüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Onlar yüzüyorlar. İnşallah bütün hayallerin gerçek olsun. İnşallah. İnşallah. Programıma geldiğin için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Beni kırmadığın için ben çok konuk ağırladım. Hiç bu kadar şık ve yakışıklısı yoktu değil mi? Hiç bu kadar şık görmedim. Çok teşekkür ederim. Damat gibisin zaten. Zaten sizin etkin. Biliyorum benim için geldiğin için <laughs> çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Her şeyi söyleyebilirsin. Instagram adresini de söyle. Genç kızlar eklesin. <gülüyor> <gülüyor> Ses veriyorum. Instagram adresin ne? <laughs> Asaf Muhip Arvas. Sen söyle anne de Asaf Muhip Arvas. Asaf, Asaf Muhip Arvas. Çok çok güzel. Ben ekliyorum şimdi o zaman. Olur mu? Seni ekleyebilir <laughs> sizi miyim? Sizi takip ediyor zaten. Peki çıkışta fotoğraf çeker miyiz? Tabii ki. Ben buna çok sevinirim. Asaf Muhip Arvas. Arvas. Buldum seni, evet, beni takip, takip ediyorsun. Zaten. Ben de ettim. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Tamam. Artık bizi kim sayır ama? <laughs> Elif ablacığım çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Benim için çok özel ve çok kıymetli bir yayın. Zaten siz ne kadar evet. sevdiğimi edersiniz. Benim için çok kıymetli. Ee, beni kırmadığınız için çok teşekkür, Aynen. Ederim. Aynen. Biz teşekkür ederim. Biz en azından bu yolda ve kapılar kapanınca o evlatlarıyla baş başa kalan annelere minik de olsa bir ışık tuttuysak ne mutlu bize. Efendim onlar her şeyin farkındalar. Aslında biz de biraz farkında olalım isterler. Bir kromozom farklarımızdalar. Bizden çok da farklı değiller. Vallahi normal insanlardan çok daha e, akıllı, çok daha naif, çok daha kibar. Bütün insanlar onlar gibi olsaydı herhalde bu dünya cennet olurdu. Program biterken gördüğünüz gibi <laughs> önünü de ilikledi. Yani Alacağımız çok evet. ders var. Buyurun, bu dersleri size bırakalım. Hoşçakalın, görüşmek üzere.